geldi hocam. Hocam Dursun Özbek'in Murat Kurum'a siz İstanbul için şansınız demesini yorumlar mısın? BTV'de Bışar sözünü kesti, yorumlayamadın demiş. Valla bu çok yanlış bir açıklama. Çok yanlış bir açıklama. Yani bir yerlere yakın gözükeceğim diye bak kim olursa olsun bu açıklamayı sadece Murat Kurum'a değil İmamoğlu'na da yapsa. Örnek veriyorum kim var? Adaylardan kime yaparsa yapsın. Bu açıklamayı yapması kendisine zarar verir. Yani kulüpler şimdi mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Uğur Dündar'ın spora siyaset karıştırdığını söyleyenler Dursun Özbek'in bu lafıyla spora siyaset karıştırdığını söylemiyor mesela. Ben tweetini attım hocam. Başkan Bak. orada yanlış yaptı. Ha, bu arada bir bilgi, Galatasaray üyeleri Dursun Özbek'in bu açıklamasıyla ilgili mail gruplarında eleştiri ve imza şey başlatmışlar. Yani Diyorum ki bak başkanımızın hiçbir hakkaniyetli siyasi olmak partiye bu şekilde açıklama yapmasını istemiyoruz diye. hakkaniyetli olmak lazım. Uğur Dündar'ı evet Uğur Dündar zaten bir siyasi figür. Buna rağmen Fenerbahçe'ye siyaset karıştırıyor söylemlerini yapanların Dursun Özbey'in Murat Kurum'un desteklemesinde tam biri Fenerbahçe biri Galatasaray ama spor medyası açısından konuşuyorum. Nasıl böyle bir siyaset yaparsın dememelerindeki korkaklığı anlamak mümkün değil. Konu AK Parti CHP konusu değil. Bunu Ekrem İmamoğlu için bile söylese bunu kabul etmemiz mümkün değil. Siyasi Ya. görüş olan adam, siyasi görüş olan adam gider oyunu verir, gelir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu böyle aleni söylemek çok doğru bir şey değildir. Yani sizler şahsınızı temsil etmiyorsunuz. Sizler 25'er milyonluk camialar temsil ediyorsunuz. Aslında Ali Koç'un da Murat Kurum'a çok çetin bir yarış olacağını söylemesi de o da üstü kapalı yani İmamoğlu'nu desteklediğini gösteriyor sanki. Yani aslında net de olmasa yani çetin bir yarış olacak dese de o da biraz o tarafı desteklediğini gösteriyor bana göre ama Dursun Özbek gibi Dursun Özbek'in yaptığı büyük bir hataydı. Çok büyük bir hataydı. Dolayısıyla hiçbir figür kulüpleri temsil eden, camiaların içinde aktif görev alan hiçbir figür ne CHP'yi ne AK Parti'yi, siyaseti ve siyasi görüşlerini bu işe karıştırmamalılar. Ve en çok şu konu çok önemli. Tamam Fenerbahçe'nin içinde bunu dile getiren var ama diğer taraflarda da mesela başka partilere üye olup ya işte Uğur Dündar buraya siyaset karıştırıyor deyip ama Dursun Özbey'in Murat Kurum için İstanbul için bir şans demesini eleştirmeyenler var. Anlatabildim? O zaman bu adalet olmuyor. Yani Dursun Özbey İmamoğlu'na da diyememeli. Siz İstanbul için bir şanssınız diye dememeli. Murat Kurum'a da dememeli. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer olursa ben Azmi Karamahmutoğlu'nun İstanbul için çok büyük bir değer, çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. Yani hakikaten Azmi Başkan İstanbul için çok büyük bir değer. Çok büyük bir değer. Türk siyaseti için çok büyük bir değer. Kendisiyle 3-4 defa oturma şansım oldu. Ama ben şu anda birey olarak konuşuyorum. Bir yeri temsilen konuşmuyorum. Onun için bu kadar rahat konuşuyorum. Eğer şu anda bir kulübün içinde çalışıyor olsaydım ben de bunu dile getirmezdim. Geçmişte ben Tayyip Bey'e de oy verdim. Son dönem mesela Kemal Bey'e bir hayranlığım vardı. O gittikten sonra CHP'li hiçbir işim olmaz yani bu net. Çünkü Kemal Bey bana göre orada sırtından vuruldu. Benim şahsi görüşüm. Azmi Karamahmutoğlu çok önemli bir figür. Çok zeki, çok naif birisi. Yani ama ben şu anda bireysel olarak bunu konuşuyorum. O da Bir Zafer kulübün Partisi'nin başkanı evet. değil mi hocam? Bir kulübü temsil edip Hocam de şu bardağa evet. hafif dokunur musun? Bardağa hafif dokunur musun? Heh.
bir kulübü temsil edip de bunu söylemiyorum. Ama nasıl Uğur abiye siyaseti sokuyor diyorlarsa Dursun Özbek'in yaptığı da çok doğru değil. Moykan hoş geldin. O kadar borcun altına girerse söyletirler hocam. Dışarı yansıyan dışarıda iş yaptığı adamdır. Belki bilemeyiz. Büyük bir iş adamı Dursun Özbek sonuçta tarafını seçmek için Galatasaray'ı kullanmak affedilmez. Ya Ümit abi. Hoca çok net anlattı arkadaşlar yani. Kulüp başkanı olarak öyle konuşamaz ama bireysel başkanlık yapmasaydı ister Zafer'e, ister CHP'ye, ister AKP'ye, istediği partiye oy verebilir yani. Teşekkürler. Ya bu Moğol bana hayranım. Bu kardeşim Türk.